Bu sadece dinle, imanla alakalı veya dini bir konuyla alakalı bir şey de değil. Kişi doğru bildiğine uygun bir şekilde davranış geliştiriyor. Yani binada yangın olduğunu veya binada deprem tehlikesi olduğunu düşünüyorsa, buna kanaat getiriyorsa tedbir alıyor, içine girmiyor veya ne bileyim güçlendirmede bulunuyor. Dolayısıyla iman dediğimiz o bir şeyin gerçekliğine tanıklık ve onun gerçekliğine vakıf olmak, bunu öylece gerçek olduğunu değerlendirmek, eğer kişinin davranışlarına yansımıyor ise o zaman o bilgi de kişinin çok da şuurunda yer etmiş veya gerçekliğine o kişinin çok da vakıf olduğu bir şey değil demektir. Siz Allah'ın size gazap edebileceğini bilmiyor musunuz ki onun gazabına yol açacağını bildiğiniz bir talepte bulunuyorsunuz der gibidir Hazreti Mesih. Siz Allah'ın öfkelendiğinde bir azap göndereceğini, siz Allah Azze ve Celle'nin sizden önceki bu tür talepler ile Resullerine karşılık neredeyse iman için pazarlık koşulu haline getiren kimselerin durumunu bilmiyor musunuz ki? Bunların hepsi iman kapsamı içinde görülebilir. Eğer bu var ise o zaman niye Allah'tan sakınmıyorsunuz? Nasıl böyle hoyratça bir talebi kalkıp Cenab-ı Hak'tan istiyorsunuz? Belki sadece talep değil, isteme biçimleri de belki. Yani Rabbin güç yetirebilir mi? Bence mucize talebinden çok ifadenin şu kısmı da belki olayın bir parçası. Yani senin Rabbin buna da güç yetirebilir mi mesela? Gökten üzerimize. Çünkü kanımca onların bakış açısıyla çok uçuk bir şey istediler. Yani oturacağız, gökten üstelik sofra üzerimize inecek. Daha bu da olursa herhalde dediler. İşte o zaman senin doğru söylediğini anlarız. Birazdan söyleyecekler o cümleyi. İşte o zaman tam manasıyla tatmin oluruz vesaire. Bu onların nereden bakarsanız bakın hala aklederek iman etmek yerine başka süreçlere doğru kaydıklarını gösteriyor. Bu da tehlikeli bir şey tabii. Hocam, mesela bu işini yapacağım senin, bu katta Tabii yani imkanın var mı? İstita'a demek zaten başka ayetlerde de var. Fettekullaha mastata'tum ayeti mesela. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının, Cenab-ı Hakk'ı gözetin. Bu takatla ilgili bir şey. Takat da kullukla ilgili bir şey. Allah Azze ve Celle için mevzu bahis değil. Çünkü Allah Azze ve Celle inne rabbeke fe'alun lima yurid. O her dilediğini yapan, innallaha yef'alu ma yasha. Her dilediğini yerine getiren ve huve ala kulli şeyin kadir olan Allah Azze ve Celle için takat söz konusu olmadığından bu soru biçimi bir şekilde sıkıntılı duruyor.